Saygıdeğer misafirler, saygıdeğer koronu üyeleri, Sayın Hocam, Sayın Başkonsolos, kıymetli misafirler. Burada unutulan bir selamlamayı ben ek olarak vereyim. Kilime Arsenal Gölbaşı Frankfurt Engineering üyesi, aynı zamanda meclis başkan katip yardımcısı. Onu da eklemek isterim. Tabii Cumhuriyetimiz 96. yaşını kutluyor ve bu bizim için büyük bir coşku. Hepimizin de gördüğü gibi Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun Cumhuriyetimize daha çok sarılıyoruz. Ve bunun değerlerini gün geçtikçe çok daha iyi anlıyoruz ve derinlemesine bunun ne anlama geldiğini yeni yeni tekrar kavramaya çalışıyoruz. Çünkü Cumhuriyet demek sadece bir rejimin adı değildir. Cumhuriyet demek aynı zamanda demokrasi, kadın erkek eşitliği ve bir padişahın kulu olmaktan bir birey olmaya, bir özgür vatandaş olmaya geçiş demektir. Bin yıllık bir tarihte Cumhuriyet, Türk tarihinde ve Anadolu medeniyetinde bir minattır. Ve Cumhuriyet'in kazanımlar o kadar büyüktür ki bunu ancak zaman içerisinde tekrar tekrar bakarak ve görerek, yaşayarak öğreniyoruz. Şimdi ben tekrar konuşmamdan biraz ayrı bir konuşma yapacağım. Hazırlamıştım aslında ama şunu sadece söylemek isterim. Cumhuriyet kuranlar öyle bir sağlam temellere oturtmuş ki bunu gerçekten Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, onun yol arkadaşlarına, onun fikir arkadaşlarına ne kadar minnet duysak o kadar azdır, yetersizdir. Çünkü yurtta barış, cihanda barış demiş. Bugün de görüyoruz ki yurtta barışın ve dünyada barışın ne kadar önemli olduğunu ve vatandaşın devlet ilişkilerini tasarruf ederken, düşünürken devletin tüm vatandaşlarına eşit mesafede olmasını, Sayın Başkonsolosumuzun ifade ettiği gibi din, dil, ırk, mezhep ekseninde değil. Ve tabii ki bir takım sıkıntılar yaşamadık değil, yaşıyoruz da hala da yaşıyoruz. Ama bunları ben inanıyorum ki sizin gibi cumhuriyet sevdalarıyla, özgürlük sevdalarıyla, demokrasi sevdalarıyla hep birlikte bunu aşacağımıza ben eminim. Ve Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından birisi de eğitimdir. Ve eğitim de fırsat eşitliğidir. Yani Yozgat'ın bir köylü çocuğu önemli bir mevkiye gelebilir, başbakan yardımcısı olabilir, cumhurbaşkanı olabilir veya başka bir şey. Bu çok önemli ve değerlidir. Ve eğitimle çok önemli safhalar kat edildi. Keşke o bazı şeyleri, bazı eğitim alanlarından vazgeçmeseydik. Bugün çok daha farklı bir Türkiye olabilirdik. Bir de Almanya'ya dönersek, Almanya'da tabii biz Kültür ve Eğitim Derneği olarak 26 yıldır 150 kişilik eğitim kadrosuyla birçok alanda hizmet veren ve Avrupa'daki en büyük Türklerin kurup yönettiği bir eğitim merkezi olarak hizmet veren bir kuruluşuz. Bu sizin kuruluşunuz aslında. Bu Türk toplumunun bir parçası. Yani onun için de buna sahip çıkın. Bu önemli bir kurumdur. Bu sadece bir kişinin, bir kaç kişinin kurumu değildir. Bu hepinizin kurumudur. Eğrisiyle, eksiğiyle, doğrusuyla, yanlışıyla. Şimdi düşünebiliyor musunuz Frankfurt'un şu oturduğumuz yerde doğusundaki tüm ilkokullarındaki çocukların pedagojik eğitim sorunlarını büyük kuruluşlarla yarışarak biz aldık. Bu önemli bir aşamadır. Biz okuldaki her gence, çocuğa hizmet veriyoruz. Etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun. Ve bu KUBİ için ve sizin için, bizim için, bu toplum için önemli bir değer. Buna gerçekten sahip çıkmalıyız.
Bir de Almanya'da gelişen bir durum, ırkçılık meselemiz var. Irkçılık aslında, ırkçıların şöyle bir şey var, insanlara anlattıkları zaman pembe dünyada birlikte sadece bir grubun daha başarılı olacağını anlatıyorlar ama her zaman ırkçılık, aşırı milliyetçilik ve faşizm insanlığa kan ve gözyaşı getirmiştir. Ve ırkçılık bir insanlık suçudur ve insanlık düşmanıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bugün ırkçılık konusunda geçmişte ve hala günümüzde biz Türk toplumu olarak çok acılar yaşadık ve yaşıyoruz. Kendi şehrimizde bir avukat ve çocuklarıyla ölümle tehdit ediliyor. Biz ne yaptık? Hiç. Sadece gazete okuduk, başka da bir şey yapmadık. Şimdi bu konuda biz, yani ırkçılığa karşı eşit haklar mücadele konusunda yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz kurul olarak. Politische Salon adı altında başladık. Önemli toplantımızı yaptık. Irkçılık ve Svay 2.0, yani 2.0 diye. Çünkü ırkçılar da kendilerini tarif ederken NSU 2.0 diye tarif ediyor. Biz ona karşı ve bunu giderek genişleteceğiz, yaygınlaştıracağız. Irkçılık ve ırkçılığa karşı birçok kurumla birlikte el ele gönül birliğiyle hareket edeceğiz. Irkçılığa karşı mücadele etmezsek, antisemitizme karşı mücadele etmezsek, İslamofobiye karşı mücadele etmezsek ve birlikte bunu yapmazsak yarın birçok alanda sıkıntı çekebiliriz. Şu anda çektiğimizin çok daha fazlasını yaşayabiliriz. Onun için bu konuda da sizlerin önemli desteğine ihtiyacımız var. Bunların hepsini biz tek başımıza yapamayız. Hep birlikte yapabiliriz bu konuları. O vesileyle ben sizlerin tekrar yani gibi bir kuruma sahip çıkmanızı önemli rica ederim. Çünkü önemli bir kuruluş, çok güzel işler yapıyoruz ama birlikte daha güzel işler başarabiliriz. Tabii bir de çocuklarımızın yetiştirilme konusunda, çocuklarımızın çok dilli, çok kültürlü yetiştirilmesi konusu var. Bunun için en önemli konulardan bir tanesi Türkçenin çocuklarımıza iyi öğretilmesi. Çünkü çocuklarımız kendi kültürünü, kendi dilini ne kadar iyi bilirse hem kişilik gelişim açısından da hem kuracağı ilişkiler açısından da uluslararası ilişkilerde çok önemli kazanımlar elde ediyor. Hem bu ülke için çok faydalı olur, hem bireylerimiz için çok faydalı olur. Tabii ki çok dillik, çok kültürlük derken sadece Almanca ve Türkçe'yi kastetmiyorum. En önemlisi bir de çocuklarımıza mümkün olduğu kadar İngilizce öğretmek için fırsatları değerlendirelim. Onların çok dilli, çok kültürlü, yani hem yöresel kültürü bilen, aynı zamanda evrensel dünya insanı olabilen ama kendini de tanıyan, kendi kültürünü bilen bireyler olarak yetiştirmek gerektiğini inanıyorum ben. Şimdi bu konuyu da fazla ben uzatmadan, hani işte nedir, yani özümüzü de unutmayalım derken, özümüz demişken, özümüze en iyi yansıtan türkülerimiz ve bunu derinliğini en iyi anlatan da Bedri Rahmi Eyüboğlu ile sözü bağlayayım artık. Şairim, zifri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanır. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, sağlık ve barış içinde nice Cumhuriyet Bayramlarını birlikte kutlamayı dilerim. İyi akşamlar, teşekkürler. Korumuza hoş geldiniz.